Devletler ortasındaki münasebetler en yukarı çukurlara çıkıyaptı. Gerçekten günümüzde tabi olarak ve bu teşkilata üye olan ülkelerin son zamanlardaki birbirine olan bağları çok ivme kazanmaktadır. Keçe İstanbul'da bugün şu Marmara Grup fondu karşıda bugün summit'e katlaştı. İşte Türkiye Devletler Aksakallar Kengashining raisi hurmatli Divani Yıldırım bilan ko'rishdik. Noyabr oyida xudo xolasa Samarqandda juda ham katta mana shu yana yig'ilish bo'ladi, men o'ylayman. Albatta hammasi yaxshilik uchun xizmat qiladi. Ve biz geçenlerde İstanbul'da Marmara Grup Vakfı tarafından düzenlenmiş olan bir zirveye katıldık ve orada zirvede ekonomik, kültürel ve diğer konularda, siyasi konularda bir istişareler ve görüşmeler oldu. Ve oraya da bir onur konuğu sıfatıyla Türkiye Devletler Teşkilatı Aksakallar Başkanı Sayın Binali Yıldırım'ın teşrifleriyle renklendi. Ve kendisi de görüştük ve görüşmede de Semerkant'ta yapılacak olan, bu yıl Kasım ayında yapılacak olan Türkiye Devletler Teşkilatı zirvesinde de birlikte bir araya gelineceğini ve daha halklarımız için güzel kararlar alınacağı hususunu paylaştık. Bizim asosiy tashrifimizden maksat, lakin başka narsa? Tabii ki bizim amacımız, buraya geliş amacımız farklı yönlerde. O'zlarining xabarlari bor, oxirgi 5 yilda Türkiye bilan O'zbekiston o'rtasida juda ham katta hamma yo'nalishlarda ijobiy tomonga o'zgarishlar bo'lyapti. Ve buraya gelişimiz amacıyla özellikle son 5 yılda Özbekistan ve Türkiye arasında ivme kazanmış olan kardeşlik bağlarının ışığındaki gelişmekte olan her türlü yönlerdeki güzelliklerin paylaşılması hususu. Bu albatta iki devlet prezidenti hurmatli Recep Tayyip Erdoğan hamda bizi hurmatli prezidentimiz Şavkat Miramanç Mirziyoyevlar ortasında alakalarda şu mustahkemlanışı iki halkı bir buluşuya gelecekte tarihi bir bugünüzü yani birleşiği hizmet kılıyor. Ve saygıdeğer Cumhurbaşkanlarımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Şevket Mirziyoyev Ekselanslarının birlikte bize kazandırdıkları bu dostluk ışığındaki gelişmelerimiz ve pekişmeleri, kardeşlik ruhu, bu kardeşlik hukuku gelecekte Türk haklarımızın daha da refah, daha da güçlü bir şekilde yaşam sürmeleri için bir zemin yaratmaktadır. Bugünkü bizi şu Kahramanmaraş vilayetine taşırmamızdan, şu mana şu hurmatli prezidentlerimizi iki elde birleştiriş yolda kılıyatken sayı hareketini bitti. Mivası desem doğru bulur. Ve bugünkü bu ziyaretimiz de aynen o kardeşlik hukukunun Cumhurbaşkanlarımız tarafından bize kazandırılmış olan o kardeşlik hukuku ışığındaki teşrifimiz de aynı şekilde o kardeşlik bağlarımızın daha da pekiştirilmesi için çalışmamıza bir imkan olarak değerlendiriyoruz. Bugün bana hurmatlı hakimlerimiz bilen bitimler imzaladık. Braderlik, hamdalayken nemaliydi, savdoda, madaniyatta, ictimoiy sohada, umumiyetken de hamma yo'nalishlarda hamkorlik bitimlerini imzaladık. Ve bugün Kahramanmaraş ve Andijan arasında bir işbirliği memorandumu imzalandı, bir protokolü imzalandı. Kardeşlik bağlarına dayalı bir işbirliği içerisinde olacağız bundan sonra. Devletin, ilinin valisi ve yetkililerini burada görmek öncelikle bizi mutlu etti. Hep söylediğimiz ihracat yapmamız lazım, dışarıya çıkmamız lazım diye birbirimizle yapacağımız çok işin olduğunu bir kez daha gördük.